Merhaba. Pakodemin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sınava çalışma sürecimizin büyük bir kısmı gitti ve sadece son aşamamız kaldı. Şimdiye kadar iyi kötü süreci geçirdik. Fakat son aşamada ne yapacağız diyenler varsa size çok önemli 3 şeyden bahsedeceğim. İlk bahsedeceğim şey şu, sınava daha önce girenler eminim bana katılacaktır. Sınav anında her şey olabilir arkadaşlar. Dışarıdan bir korna sesi gelebilir, saatin tiktak sesi bile sizi rahatsız etmeye başlayabilir. Zaten uzun bir sınav olduğu için dikkatiniz dağılmaya çok meyilli olacak. O yüzden aynı cümleleri, aynı soruları defalarca okuyabilirsiniz. Ve bunu fark etmeden yaparsınız. En kötü olan da bu. Sürekli olarak kontrollü gitmeye çalışın ve dışarıdan gelecek hiçbir şeyi dikkate almayın. En önemli nokta bu. Dikkatinizin dağılmaya başladığını hissettiğiniz anda kendinize 1-2 saniyelik aralar verin ve motivasyonunuzu toplayıp devam edin. Çünkü eğer kendinizle inatlaşmaya devam ederseniz bu sorularda o zaman daha çok süreniz gidecektir. Diğer bir önemli nokta noktaysa birinciyle aslında biraz bağlantılı bir durum. Sınav anında özellikle TYT'de Herkes çok panik yapıyor. Çünkü süre çok hızlı akıyor ve ne zaman gittiğini anlayamıyorsunuz. Bu noktalarda Panikle 3 soru çözmeye, 5 soru çözmeye çalışmak yerine nefes alın, bir yudum su için, kendinize geldiğinizde emin olduğunuzda soru çözmeye başlayın. Çünkü o 5 soruyu çözmeye çalışırken harcadığınız vakitte belki sadece bir net alabileceksiniz ama kendinize gelip 3 soru çözdüğünüzde 3 tam net alma şansınız olacaktır. O yüzden panik yaptığınızı anladığınızda kendinize ufak aralar verin, nefes alın, su için ve odağınızın toplandığına emin olduktan sonra soru çözmeye başlayın. Çünkü panik halinde çözmeye çalıştığınızda panik seviyesinde seviyeniz daha da artacaktır ve o stresle büyük ihtimalle bildiklerinizi unutacaksınız. Üçüncü nokta ise şu, sürekli olarak saate bakmayın. Tabii ki şu aşama sizin sisteminizi değiştirmeniz için çok mantıklı bir seviye değil. Ama hala arada kalan ne yapsam diye düşünüyorum diyen varsa bunu deneyebilir. Kodlamalarınızı her sorudan sonra yapmayın. Çünkü size çok fazla vakit kaybettirecek belki fark etmişsinizdir bile. Ben her sayfadan sonra kodlamamı yapıyordum ve saati kontrol ediyordum. Bunu yapabilirsiniz çünkü her sorudan sonra saate bakmak sizi daha da geciktirecektir, daha da strese sokacaktır. O yüzden bir sayfayı bitirin, kodlamanızı yapın. Böylece ne kodlama yanlışınız çıkar ne de stres seviyeniz artmış olur. Bu üç şeye dikkat ettikten sonra sınav anında korkmanız gereken hiçbir şey kalmayacak. Tabii ki soru kalıplarına dikkat etmeyi de unutmayın. Emeklerinizin karşılığını göreceksiniz emin olun. Hepinize başarılar. Sınavdan sonra bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.